Spor NTV'den iyi günler dileyerek bültenimize başlıyoruz. Yargıtay Başsavcılığı sonuçlanan şike davasında aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu bazı sanıkların kararının onanmasını istedi. Yargıtay Başsavcılığı tebliğnamesini hazırlayarak Yargıtay'a gönderdi. Tebliğnamede aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu bazı sanıkların cezalarının onanması istendi. Cezasının onanmasını istediği isimler arasında Cemil Turan ve Bülent Uygun da bulunuyor. Fenerbahçe dün akşam Kadıköy'de hazırlık maçında taraftarının önüne çıktı. Sarı lacivertliler Eindhoven'a 2-0 kaybetti. Teknik direktör Ersun Yanal henüz ritimlerini yakalayamadıklarını söyledi. PSV Eindhoven maçının ardından yayıncı kuruluşu açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, "Rakip iyi oynadı demek bizim tarzımız değil. Biz daha iyisini oynayabiliriz. Kaliteli takımız. Tüm oyuncularımızı 3 hazırlık karşılaşmasında kullandık. Oyuncularımı resmi karşılaşma öncesinde son kez izleme şansı buldum. Zaman zaman iyi oynadık. Kontra da yedik. Açık oynadığımızda neler yapabileceğimizi gördük. Biz daha yüksek ritimlerle oynayacağız. Birçok oyuncumuz aramıza sonradan katıldı. Çok daha hazırlıklı olacağız. Biz rakipten çok daha iyisini oynayabilecek kapasitedeyiz," dedi. Beşiktaş hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Simurgul'la karşılaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Dantino bir gol bir asistle sahanın yıldızı oldu. Beşiktaş hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan'ın Simurgul takımını 2-1 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini alan siyah beyazlarda golleri Dantinho ve Almeida attı. Maçın adamı olan Dantinho zaman geçtikçe daha iyi olacaklarını söyledi. Beşiktaş kaptanı İbrahim Toraman kaptanlığı bıraktığını açıkladı. Toraman kararı teknik direktör Bilic ile yaptığı toplantıdan sonra aldığını söyledi. Ya şimdi bu kampın yani ikinci kampın başlamasıyla beraber hocayla ufak bir görüşmemiz oldu bu konuyla ilgili. Hocanın bu konuyla ilgili bir yeniden bir yapılanmaya düşüncesi olduğunu, 2-3 tane arkası üzerinde durduğunu, bunların daha çok oynayanlar sürekli oynayabilecek oynayacak oyuncular olabileceğini karşılıklı olarak konuştuk. Ben de benim için bir sorun olmadığını söyledim kesinlikle. Biz 5 yaşın futbolcuyuz. Yani nerede bize ne zaman görev verilirse elimizden geleni yapıyoruz. O sorumluluğu verdikleri zaman da en iyi şekilde yapıyoruz. Ben de kendisine takımda güvendiğin daha iyi yapabilecek birisi varsa ona verebilirsiniz. Ben de seve seve desteklerim. Hem size yardımcı olurum hem de arkadaşlarımıza yardımcı olurum diye. Böyle bir görüşmemiz oldu, konuştuğumuz oldu. Yani açısı benim maçımda herhangi bir sıkıntı yok. Dediğim gibi biz görevimizi yapıyoruz. Profesyonel oyuncularız. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir düşünce olduğu zaman da ben açısı onların önlerini açtım. Hangi arkadaşımıza layık görülürse daha iyi yapabilecek. Biz her zaman arkasındayız. Ben görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra da nerede, hangi şekilde görev verirse en iyi şekilde yapacağız. Galatasaray Bayern Münih'ten Emre Can'ın transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılıların hedefi bu transferi kısa sürede bitirmek. Sarı Kırmızılar transfere devam ediyor. Galatasaray, Kejo, Melo ve Erman'ın ardından Emre Can'a da imza attırıyor. Uzun süredir oyuncu ve Bayern Münih ile görüşen yönetim son noktayı koymak için kolları sıvadı. Pazarlıklarda önemli aşama kaydeden Galatasaray'da Bülent Tulun önümüzdeki günlerde Münih'e gidecek. Burada son kez Bayern Münihli yetkililerle pazarlık masasına oturacak olan Tulu'nun hedefi Emre Can'la birlikte Türkiye'ye dönmek. Yayınımız sona erdi. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.